sağımızda Mobilyacılar Çarşısı var. İlerimizde büyük bir alışveriş merkezi bulunuyor ve solda çevre yolu tabelası, bir hayli işlek bir alandayız. İstanbulluların sık sık kullandığı bir alan, işte böyle sık kullanılan bir alan olunca da boylu boyunca böyle 50-60 metrelik bir yaya geçidi yapılmış. Ancak bu yaya geçidi maalesef genellikle görüntüden ibaret kalıyor. Çünkü sürücüler çok hızlı geliyorlar burada. Ya çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar veya yayalara yol vermemeyi tercih ediyorlar. Biz de şu an dikkatli adımlarla, yavaş adımlarla karşıdan karşıya geçmeyi deneyeceğiz. Çünkü bir hayli hızlılar. Dediğimiz gibi evet, çok sayıda araç önümüzden geçiyor. Şimdi şöyle bir bekleyelim onları. Önder Gündoğdu bir yandan görüntüleri ekranlarımızı getirirken. Tabii şunu da hatırlatalım. Bazen duyarlı sürücüler oluyor yol vermek isteyen. Ancak eğer arkadan gelen araç yine çok hızlıysa, bu yüzden kazalarda meydana gelebiliyor. İşte bu yüzden konuştuğumuz kişilerin, buradaki çevre sakinlerinin bir talebi vardı. Çevreye bir üst geçit yapılsın veya denetimler sıklaştırılsın diye. Evet, ben de yavaş yavaş karşıya geçme fırsatı buldum. Yaklaşık yarım saattir biz buradayız. Yine diğer yayaların da aynı benim olduğu gibi böyle yavaş yavaş adımlarına oldukça dikkat ederek karşıya geçtiğini gördük. Çünkü gördüğünüz üzere genellikle araçlar, sürücüler maalesef yol vermiyorlar. Şu an biz belli bir noktadaki sıkıntıyı dile getirdik. Ancak İstanbul'da çok sayıda nokta var. Binlerce, belki de on binlerce yaya geçidi var ve hepsinde benzer sorunlar, sıkıntılar var. Bir kez daha vurgulayalım. Bazen sürücüler oluyor yol veren, duyarlı sürücüler oluyor. Ancak bu sefer de arkadan aşırı hız yapan sürücüler bir tehdit oluşturuyor. İşte bu yüzden denetimlerin artırılması talebi var.